Tasarruflarımızın ileriye doğru değerinin korunması, hatta mevcut durumdaki alım gücünün daha yukarıları taşınması aracı olan faiz nedir? Bir de bunu irdelememiz gerek. İlk olarak şunu söyleyebiliriz. Faiz borç alanın bu borçlanma karşılığında faiz konusunda bir tarafta tasarruf var, bir tarafta da borçlanmak isteyen belki iyi bir iş fikri olan, belki harcama yapması gereken bir devlet var. Her ne olursa olsun. Bir tarafta tasarruf var, bir tarafta da bu tasarrufu talep eden birisi, tüzel gerçek bir kişi var. Bu tasarruf o kişiye geçerken tasarruf sahibini ikna edecek bir getirinin söz konusu olması lazım. Yani önce temel olarak şunu söyleyebiliriz. Borçlanma işte bu borç alanın borç verene yaptığı ek ödeme. İyi de bu ek ödeme ne? Bir başka şekilde belli bir sermayeyi belli bir süre boyunca kullanma karşılığında ödenen maliyet de diyebiliriz. Bu özellikle bir işletme sermayesinin bir borç olarak sayabileceğimiz bir durumda bunu söylemek mümkün. Ya da bir tanımda işte faiz alacaktının alacak olarak talebe yetkili oldu. Yani alacaktının parasının belli bir süre kullanmaması ve bu paranın kullanımından mahrum kalması nedeniyle kendisine ödenen karşılıktır diyebiliriz faize. Ha, bu ne demek? Siz atıyorum kenarda 20 bin liranız var. Bu 20 bin lirayı bugün çok da istediğiniz bir otomobil var. 20 bin lira. Atıyorum 2010 model. 2010 model otomobil yerine 20 bin lirayı bir kenara koyup gelecek yıl o koyduğunuz artı alacağınız getiriyle beraber bu yıl 2010 model 3 yaşında bir araba almak yerine gelecek yıl 2014'te 2012 model bir araba alacağınızı hissediyorsanız siz bu paranızı yatırırsınız diye düşünüyorum. Ya da en azından gelecek yılda hiç olmazsa bu yıl 3 yaşında bir araba alıyorsunuz. Aynı sizi, aynı hissi veren 3 yaşında bir arabayı gelecek yılda alabilecekseniz o parayı kenara koyarsınız diye düşünüyorum. Ama bu yıl 2013 model araba alacaksınız. 2010 model 3 yaşında bir araba alabiliyorsunuz 20 bin lirayla. Bunu yatırıp beklerseniz İşte faiziyle beraber de olsa gelecek yıl işte çok daha olumsuz bir tabloyla karşılaşacak olursanız elbette ki tasarrufunuzu götürüp faizdi bir şeydi karşılığında hiçbir bir yere vermezsiniz. Alırsınız arabanızı. Yani bir motivasyon var burada belirleyici olan. Tasarruf sahibini o parayı harcamaktan alıkoyuyor. Bu büyük oranda daha fazla harcayabileceğini düşünen bir tasarruf sahibi parasını bir kenara koyuyor. Veyahut da yani kimi zaman da en az zarar görmek amacıyla da olabilir. Yani şartların en iyisini sağlamaktır amaç. Tasarrufun
bir kenarda getiri karşılığında tutulmasındaki motivasyon. Hani faiz için bazı olmazsa olmazlarımız var işte. Size ait bir birikim olacak bir kere faiz alabilmeniz için. Bunu birine vereceksiniz. Birine, bir kuruma o anlamda söylüyoruz. Yani bir borçlu olacak. Ve bu verdiğiniz borçluyla anlaştığınız şekilde ana parayla beraber size işte o sizi motive eden bedeli ödeyecek. Peki bu bedel ne olmalı? İşte bu eğitimlerde anlamaya çalışacağımız en önemli şey bu. Bu bedelin ne olması gerektiği bizim yatırımı nereye yapmamız, ne zaman yapmamız konusunda en belirleyici sorudur, bunun cevabıdır. Bu eğitimde de en fazla onu vurgulamaya çalışıyor olacağız. Bir kere faiz dediğimiz şey de bir total bir hep konuşuruz ya işte %10 faiz. Bir yıl paranızı yatırırsanız %10 faiz alıyorsunuz. Bu ne demektir? Bir yıl paranızı yatırırsanız mesela 100 bin liranızı yatırdınız. %10 faizde paranız 110 bin lira olur. Kabaca vergi vesaire gider şu falan yok. Onları bir kenarda bırakalım. Peki bu %10 nelerden oluşuyor? Bunun cevabı gerçekten önemli. Kabaca %10 paranın değer yitirmesini, alım gücü eksilmesini ve size bir de üstüne yeni bir alım gücü vermesini içeriyor. Paranın değer yitirmesini ekrandaki formülde enflasyonla isimlendirebilirim. Size yeni bir alım gücü vermesinde reel faiz olarak isimlendirebilirim. İşte bizi motive eden şey o reel faiz. Borcu verdiğimiz tarihteki alım gücümüz 100 ise borcu geri alacağımız tarihteki alım gücümüz 102 olduysa o reel faiz 2'dir. İstediğimiz şey o 1'di, 2'di, 3'dü her neyse bir reel bir faiz. Alım gücünüzü arttırmaktır. Bizi motive eden şey esasen budur.